Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Bu turnuvada güzel bir tarihi olan takıma karşı oynayacağız. Son yıllarda bu kupayı 4 defa kazandılar. Kaliteli oyuncuları var, yüksek seviyede oyuncuları var. Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin milli takımından 3 oyuncuları var. Bunu söylememiz bile onların kalitesini gösteriyor. Diğer oyunculardan bahsetmesek bile bu bile bizim için bir gösterge. Ama biz de Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. İki aşamalı bir eleme olacak bu. İnanıyoruz ki ilk maçta iyi bir sonuç alıp turu İstanbul'a taşıyıp turu geçecek gücümüz var. Kendisi UEFA Avrupa Ligi'nde Unai Emery'nin ardından en çok maça çıkan teknik direktör konumunda. Kendisi iki kez Benfica ile final oynadı. Üçüncü kez final oynama hayalini kuruyor mu? Tabii ki bunun hayalini kuruyorum. Üçüncü kez Avrupa Ligi finali oynamanın hayalini kuruyorum. Kaybettiğim finallerden bir tanesi maalesef Sevilla'ya karşıydı. Şu anda son 16 turundayız ve bu turda her şey mümkün. Bu seviyede her şey olabiliyor. Eğer biz bu turu geçersek çeyrek finale kalacağız. Ve eğer kura şansı da yanımızda olursa bu turnuvada her şey olabilir bizim için. Sevilla sabırla pas yapan bir takım. Rakip yarı sahaya yerleşip set hücumlarını uygulamaya çalışan bir takım. Ama savunma arkasında da yapılan koşularda çok pozisyon veriyor. Yarın nasıl bir taktik anlayışla sahada olacak hoca? Farklı bir sistem, diziliş, kadro olabilir mi? Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi'nde 10 maç yaptı. Bu 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberliği var. Son 16 turuna kalırken güzel bir performans sergiledik. İyi bir başlangıç yaptık turnuvaya ve oynadığımız bu maçlarda pek çok farklı sistemle oynadık. Dolayısıyla her maç takım için en iyi sistem hangisiyse o sistemi seçeceğiz. Ama şuna emin olabilirsiniz ki yarın oynayacağımız sistem takımın alışık olmadığı bir sistem olmayacak. Muhakkak daha önce oynadığımız bir sistemde oynayacağız. Aslında hoca sürekli olarak ilk hedefinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu belirtiyor. Avrupa'da işler yolunda gidiyor. Eğer seviye ilerse çeyrek finaldeyiz. Artık bu hedef konusunda yeni bir güncelleme gelecek mi? Yani Fenerbahçe hem ana hedefi Süper Lig hem de Avrupa'da örnek görüyorum final diyebilecek miyiz? Teşekkür ederim. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi bu turnuvadaki hedefimiz her zaman gidebildiğimiz kadar uzağa gitmekti. Biliyoruz ki biz bu turnuvada favori değiliz. Çünkü özellikle son 16 turuna kaldığınızda veya çeyrek finale kaldığınızda bu turnuvanın seviyesi Şampiyonlar Ligi seviyesi gibi oluyor. Çok güçlü takımlar var. Ama biz de iyi bir performans sergiledik. Bizim tabii ki ana hedefimiz Türkiye Ligi'ni kazanmak ama Avrupa Ligi'nde de güzel bir başlangıç yaptık. İyi bir 10 maç geçirdik. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Sevilla güçlü bir takım, tecrübeli bir takım. Fenerbahçe'ye göre bu turnuvada daha tecrübeli bir takım ama bizim de kendi imkanlarımız var. Biz önümüze bakıyoruz. Biz bu turnuvayı kazanmak için favorilerden biri değiliz ama inanıyoruz adım adım şansımızı arttırabiliriz. Süper Lig şampiyonluğunun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Her fırsatta dile getiriyorsunuz. Fakat basına playoff'la alakalı açıklamalarınız çıktı. Bu konuda netlik kazanması açısından soruyorum. Bir kez de sizden duymak istiyoruz. Playoff oynanmalı mı sizce? Burada Avrupa Ligi maçını konuşmak için bir aradayız. Türkiye Ligi ile ilgili konuşacak vaktimiz olacaktır muhakkak. Dolayısıyla sorunuza direkt bir cevap veremem. Ama şunu söyleyebilirim. Şu anda Türkiye Ligi'ni kazanmak için iki güçlü rakip Fenerbahçe ve Galatasaray yarışıyorlar. Şampiyonluğu kazanmaya en yakın olan iki takım bu ve şu an lig belirlenmiş değil. Geri kalanı ile ilgili pek fazla yorum yapmak istemiyorum şu anda. Benim düşüncelerim, benim kafamdaki düşüncelerimdir. Kimse bana bir fikir vermez. Bir teknik direktör olarak her zaman ben kendi kafamda, kendi düşüncelerime sahip olurum. Ama belirtmiş olduğum gibi şu anda Sevilla maçı için buradayız. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Takımdaki eksikler giderek azaldı. Batshuayi son olarak takımla çalışmalara başlamıştı. Zannediyorum Perez sakat. Batshuayi yarın kadroda olur herhalde. Bu konuda bir problem var mı? Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi şu anda takımımızda bir sakat oyuncu var. O da Luan Perez. Bildiğiniz gibi Ren maçında bir sakatlık yaşamıştı. Batshuayi sakatlığını atlattı, iyileşti. Yarın kadroda olabilecek. Bu anlamda sadece Luan Perez'in iyileşmesini bekliyoruz. Umarız o da kısa sürede takıma katılır. Çünkü o benim oyunumda özellikle defansif anlamda önemli bir oyuncu. Batshuayi şu anda kadroda olabilecek durumda. Tabii bugün bir antrenmanımız da olacak. Orada bir sıkıntı yaşamazsa ve yarın da Sevilla'da bir antrenmanımız olacak. Bu antrenmanlarda bir sıkıntı yaşamazsa şu anda kadroda olabilecek durumda. Sevilla son mücadelesinde Atletico Madrid'e 6-1 mağlup oldu ve bu mücadele aslında Sevilla için de ayrı bir motivasyon kaynağı, çıkış maçı olarak görüyorlar ve baskı altında oldukları görülüyor. Bu baskı Fenerbahçe için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Sevilla oyuncuları baskı altında oynamaya alışkın oyuncular. Onlar çünkü her zaman büyük takımlarda oynadılar.
dünyanın en iyi milli takımlarında oynayan oyuncular. Dolayısıyla onlar bu tarz baskı ortamlarına alışkınlar. Aynı zamanda onlar için gururları çok önemli. Eminim ki Perşembe günü oynayacakları maçta kendilerini göstermek isteyecekler. Kapasitelerini, değerlerini göstermek isteyecekler. Evet, 6-1 kaybettiler son maçı ama bu benim için bir gösterge değil. Zor bir maç olacak. Biz de orada oynayacağımız zor atmosfere hazırız. Orada taraftarların çok ateşli bir atmosfer oluşturacağını biliyoruz ama biz karşılaşacağımız her şeye hazırız. Eğer taktiksel anlamda iyi, onlardan daha iyi olursak, ki bunu 3 kere tekrarlamak istiyorum. Taktiksel anlamda onlardan daha iyi olursak biz iyi bir şans yakalayabiliriz orada. Ama taktiksel olarak onlardan daha iyi olmazsak çok zorluk yaşarız.